ahşabı oranla ısıya ve neme daha iyi tepki verir ve dolayısıyla daha iyi kavis alır. Eğer yumuşak ahşabı bükerseniz buruşukluk oluşur. Ahşap önce rutubet düzeyinin %15 ile 20 arasında düşürülmesi için açık alanda kurumaya gider. Bu ahşabın büküldükten sonra daralmasını ve genleşmesini önler. Bu kurutma işlemi bir hafta kadar sürebilir. Ahşap kuruduktan sonra güçlü testere, keresteleri uygun en ve boyda keser. Artık kereste parçaları uygun boyutlarda kesildikten sonra buhar kutusu denilen yere götürülürler. Bu işlem onları tekrar nemlendirerek esnekleştirir. Ahşabın cinsine ve kalınlığına göre bu işlem 10 ila 45 dakika sürer. Nem daha sonra ahşaptan tekrar buharlaşacaktır. Şimdi de parçalar kavisli şeklini alacağı iki yönlü prese giriyorlar. Pres hem basınç hem de ısı uygular. Basınç ağacı eğmek için, yüksek voltajlı elektrik akımının yarattığı ısı ise yeni şeklini aldıktan sonra onu sertleştirmesi içindir. Parçaların presin içinde ne kadar kalacağını yine cinsi ve boyutları belirler. Bu tür bükme işlemine taç eğimi denir. İşçiler bir şablon vasıtasıyla her parçayı ölçerek eğimin tam istenilen şekilde olup olmadığını kontrol eder. Fabrika bu parçaları farklı şekillerde bükmek için aynı işlemi kullanır. Doğru miktarda ısı ve basınç miktarını kullanmak çok önemlidir. Yüksek ısı ağacı yakabilir. Fazla güçle çatlatacaktır. Bu düz kereste parçaları Windsor tipi iskemleler haline gelecektir. O yüzden bu tür bükme işlemi Windsor eğimi diye isimlendirilir. İşçiler parçaları buhar kutusunda nemlendirirler. Ama sadece basınç kullanılan işlemle şekillendirilecektir. Eğme kalıbı hidrolik presin içine yerleştirilir. Bu makine kalıbın çevresindeki ahşabı bükmek için sadece basınç kullanır. Şekil aldıktan sonra bu sefer ısı uygulanmaz. Onun yerine pres parçaları eğdikten sonra işçiler şekli geçici olarak sabitlemek için iki ucuna zincir takar. Ardından bükülen parçalar ısıtılmış kapalı kurutucuya aktarılır. Kurutma işlemi yine ahşabın cinsine ve boyutlarına göre 2 günde 2 hafta arasında sürer. Ahşap kuruyarak buradan çıktıktan sonra eğim artık kalıcıdır. Eğilmiş parçalara ihtiyaç duyan birçok ahşap ürün vardır. Örneğin bu at arabası tekerleği. Windsor iskemlelerine dönelim. Bir makine bükülmüş parçaları yuvarlak yapar. Parçalar teslim edilmeden önce işçiler onları zımparalamadan geçirir. Bu işlem onları mobilya fabrikası için hazır eder. Orada yapılacak boya ve verniklemeye artık hazırlardır. Bu iskemle arkalıklarının mobilya fabrikasına ulaşmasıyla montaja hazır parçaların birleştirilmesi sonucu Windsor iskemlesi hazırdır. Şimdi artık size kalan sadece oturup tadını çıkartmaktır.